Hayatımızın 176. kuruluş yıl dönümü kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Atatürk Anıtı'na tören konulması, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı. İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tebriklerin kabulü ve ikram kapanış. İlçe Emniyet Müdürümüz Zafer Şen Hoca'yı tören sunumu için arz ederim. Şimdi sizleri Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum. Varlık sebebimiz insandır. Öyleyse halka hizmet polisin görevidir. Bizler de hizmetlerimize bu ilke ışığında usanmadan, yorulmadan ve her zaman daha iyisini yapmak amacıyla devam ediyoruz. Kıymetli misafirler, şimdi sizleri tebriklerin kabulü için İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde davet ediyorum. Tören programımız bitmiştir. Arz ederim. Polis haftası münasebetiyle emniyetimize hem bir nezaket ziyareti hem de personelimizle alakalı üstün gayret gösteren personelimizle alakalı başarı belgelerini vermek hem de hasbihalde bulunmak için geldik. Özellikle hayatın her alanında toplumun içerisinde olan emniyet teşkilatımızın asayişin ve güvenliğin teminatı bu kıymetli teşkilatın polis haftasını tebrik ediyorum. Hayatın her adamında dediğim gibi bulunan sıkıntıda, dertte vatandaşımızın yanında olan, vatandaşımızı hiçbir daim yalnız bırakmayan, kendine verilen her sorumluluğu layıkıyla yerine getiren ve üstün başarılar gösteren bu teşkilat bizim ülkemizin, milletimizin göz bebeğidir. Bu bağlamda bu göz bebeğimiz, teşkilatımız içerisinde görev yapan her bir personelimize gayretlerinden, çabalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Ve bizler de bu teşkilatın hamisi olmaya, destekçisi olmaya her daim devam edeceğiz. Tekrardan her birinize teşekkür ediyorum. Polis haftamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetimizin ve değerimizin daha iyi anlaşıldığı, farkındalığımızın çok daha üst düzeye çıktığı bir süreç diliyorum. Tek bir memurumuzun, tek bir polisimizin dahi tırnağına zarar gelmediği sıkıntısız bir süreç hem ilçemizde hem ülkemizde diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin inşallah. Görevinizde üstün başarılar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkomiser Cemil Yılan. Başarınızı devam ediyorum. Sağ olun komiserim. Size şöyle diğer tersine gelsin. Başkomiser gelsin. Üçüncü şekli.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Başarınızı devam edin. Polis memuru Ömer Solak. Polis memuru Ömer Solak. Tebrik ediyorum. Gayretlerinizi devam ediyoruz. Sağ olun. Polis memuru Halil İbrahim Hoca. Polis memuru Halil İbrahim Hoca. Tebrik ediyorum. Bütün başarılarınızı devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Polis memuru Hasan Bağlı. Polis memuru Hasan Bağlı. Görüşürüz efendim. Sivil'de görüşürüz. Sivil ekibimizde çalışıyor. Tebrik ediyorum. Başarılarınızı devam ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Polis memuru Nihat Ahmet Bey. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum arkadaşlar. Tamam. Sağ olun. Bir durum lütfen. Diğer personel de size. Polis memuru Bayram Karadaş. Polis memuru Bayram Karadaş. Başarılarınızın devamını diliyorum kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Polis memuru Rıza Zor. Polis memuru Rıza Zor. Arzu ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz tabii ki bu belgeleri arkadaşlar özellikle teşkilat adına sembolik veriyoruz değil mi aslında? Yani bu teşkilatın başarısı aslında. Biz özellikle her hususta ekip işinin kıymetini ve değerini çok vurgulamaya çalışırız zaman zaman. Hem diğer kurumlarımızda hem diğer amirlerimizle yaptığımız istişarelerde emniyette bu ekip işi takdir edersiniz ki arkadaşlar olmazsa olmazdır. Aslında bu ödüller şahsi olarak kişilere tevdi edilse de bu ödüllerin her birinde bizim teşkilatımızın en alt kademesinden en üst kademesine kadar her birinin çabası ve gayreti var. Biz sadece bunu emniyet teşkilatımızın adına başarıyı tescillendirmek mi desek, yoksa başarıyı görünür hale mi getirmek desek, ne desek, biz onu personelimize, tüm ekibimizin adına, tüm gayret gösteren arkadaşlarımızın adına veriyoruz. Emniyet teşkilatımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Özellikle Sayın Bakanımızın öncülüğünde yurt içerisinde terörle mücadelede emniyet teşkilatımız kabiliyetini ve yeteneğini son dönemde bir kez daha ortaya koyuyor. Kaçakçılıkta bunu gösteriyor. Bağımlılıkla mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede bunu bir kez daha gösteriyor. Hayatın her alanında insanı zedeleyen, insana zarar veren her hususta emniyet teşkilatımız ülkemizde bunun gereğini yapıyor. Göz bebeği kurumumuz diyoruz ya. İşte biz bunları hep sizlerle birlikte başarıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Rabbim ayağınızı tekrar taş değdirmesin. Üstün başarılar diliyorum arkadaşlar. Hocam buyurun.